evet yeni bir Star Trek bölümü ve Justice for All değil tabii ki Justice bölümün adı buradan da Metallica'ya bir gönderme yapayım istedim bu bölüm ee... <laughs> ne diyorsun evet. abi bölüm hakkında benim de aslında zamanında yani... izlediğimde çok Aha. beğendiğim senin çok coşmadığın bir bölümdü bu yanlış hatırlamıyorsam abi şöyle evet yani bu bu ya bu old <laughs> Star Trek yani bir kere Next Generation evet. değil artık bu hatta bana çok absürt duruyor yani şey gibi ee, 60'ların dizisine 80'lerin kadrosu ziyarete gitmişçesine eski bir bölüm. Ee, ya çok Gene Roddenberry kafaları. Artık zaten bence bir süre sonra seyirciler şeyi anlamaya başlayacak. Daha böyle abi işte bilim, frekans, dalgalar işte o, ne oluyor acaba falan gibi bölümlerde Gene Roddenberry etkisinden biraz daha çıktığımız ama bir takım e, tight giymiş karakterler oradan oraya koşuyorlar kaba etleri birbirine vuruyor gibi. <laughs> evet biraz ya da ne bileyim evet. Ya da ne bileyim cübbeler içerisinde karakterler çıkıyor ve voleyley voleyley diye bağırıyor falan gibi. Daha böyle fantastik edebiyatımsı unsurlar içeren bölümlerde daha Gene Roddenberry etkileri var. Öte yandan e, dizinin geçtiği dünya farklı biraz hatta absürt bir dünya da olsa dizinin ele aldığı konu fena bir konu bence değil. Yani bu bir gezegen vardır. O gezegen artık bir cennete dönüşmüştür. Böyle cennete dönüşmesinin sebebi de o gezegende en ufak suçun bile idamla. Yani i̇şte evet. onu konuşalım direkt diye düşünmüşüm. Yani e, geri kalanı konuşulur. Onda halledilmeyecek bir şey yok. Sen nasıl düşündün şu noktayı? <laughs> ya böyle? ben ilk izlediğimde ki e, bu bölümlerin ben ilk sezon ilk 12 bölümünü ilk konuşmayı düşündüğümüz dönemde izlemiştim. Sonra araya işte zaman girince bırakmıştım işte değil mi? Zaten bundan sonrası ben de 12. bölümden sonrası hiç sıfır izledim yani. Ama bu bölüm ilk izlediğime göre biraz daha farklı bir iki şey daha düşündürttü bana. Özellikle de dönemin biraz daha böyle Roma, antik Yunan gibi olması. Ve o dönemin aslında ne kadar yasalarının daha böyle asmak kesmek daha zorlayıcı sert olması üzerine biraz daha gidip bir noktada da şuna gelmiş sen hani evet cennet gibi bir yer insanlar sevişerek koklaşarak anlaşıyorlar herkes çok mutlu her yere koşuyorlar araç yok spor şu an pompalanan Şeyi o zaman doğal bir parçası gibi yapıyorlar hayattan işte spor yapma gibi bir e, seçenek değil bu bir hayatın parçası. Bunların hepsi çok güzel. Bir noktada şu oluyor ve bugün de çok bağdaştırdım bunu işte Wesley çiçeklere eziyor ve işte orada cezayı alacak hemen öldürmeye geliyorlar İşte orada artık yasaların e, aslında bize uygulandığında e, gerçek yüzünü gördüğümüz ana geliyoruz çünkü o zamana kadar çocuklar da mutlu herkes dikkat ediyor diğer büyükler yaşı büyükler de mutlu. Kimsenin umurunda değil. Kimse hata yapmayacağını biliyor. Öyle alışmışlar. Ama dışarıdan gelen ve sevdikleri biri olunca buna da ilk itiraz eden gençler çocuklar oluyor. Şimdi böyle yaşlıymış gibi konuşuyorum ama bu dönemin mesela en büyük göstergelerinden biri. Bu dönemin kurallarının yasalarının hatalarının adil olmayan şeylerinin ilk tepki veren kişileri şeylere karşı ilk tepki verenler yine daha yaşı genç olanlar. Çünkü tuhaf geliyor onlara. Orada da çocuklar Tabii. uyanıyorlar. Lan oğlum bu saçma lan. Hani <laughs> biz koşuyorduk düştü. <laughs> ya bilmiyor bile. Kız ağlıyor. Çocuk diyor ki ben yaptım işte benim de hatam beni de alın falan. Diğerleri böyle baba el vereceksin. Yani yapacak bir şey yok bizde kural. Kural işte falan. O kadar ütopik bir dünyada bile aslında çok büyük bir muhafazakarlık beslediğini anlıyorsun. Bu bölüm böyle düşününce daha hoşuma gitti ilk izlediğime göre. Hı hı. Ama evet onun dışında çok goy goy işte herkesi kas basalım, masajlar yapılsın, biraz böyle koklaşalım. Biraz tabii tuhaf da geliyor insanların yine bugün de çok alışmadı. O dönemde her iki Covid'le beraber artık sarılmanın falan hep uzak geldiği günlere girdik. Evet çok yine tuhaf duran ama en temelinde belki de en alt katmanlarında güzel bilgiler içeren, güzel mesajlar içeren bölüm. Yine aşırı güçlü, tanrısal bir tane uzaylı var. Bizimkiler karşısında çok çaresiz kalıyorlar her evet, zamanki gibi. O, o, o da ikinci zaten kısım bu bölümün herhalde. God evet, kısım. Yani böyle biraz... Hmm. <laughs> Ama işte dediğim gibi bence asıl diyalog keyifli. Bir tane tabii ciddi hata var bu bölümde. E, o ciddi hata da şu. Prime Directive bu bölüm içerisinde de konuşuluyor. Yani Prime Directive e, diğer bendeniyetlerin işleyişlerine karışmamak gibi bahsediliyor ya bu bölümde Picard evet. tarafından. Aslında şöyle bir şey de var, bundan sonraki bölümlerde bunu çok göreceğiz. Prime Directive şeyi de kapsıyor. Pre-Warp, yani e, henüz makineleriyle warp hızına, teknolojileriyle warp hızına çıkamamış, yani ışık hızına çıkamamış olan medeniyetlere federasyon üyeleri kendilerini göstermemek ile zorunlular. Hmm. Çünkü o tarz medeniyetler onları tanrı zannedebiliyor, onlardan etkilenebiliyor ve medeniyetin işleyişleri değişebiliyor. İşte aynen yani... E bu bölümde de örneğini gördüğümüz şekilde. E, işte şey kuralı bu biraz da. İşte dünyada hep şey söylenir ya. İşte yok iki e, hi hikayeleri vardır ya, yani yok mayalara uzaylı gelmiş yok sümerlere uzaylı gelmiş ya falan. biraz da ona de böyle, gönderme dünya... var bu bölümde zaten bence zaten sonunda şey diyor kalın siz de göktesiniz onunla aynı seviyedesiniz Hı -hı. siz de tanrısınız gibi tabi yani primitif bir kültüre aslında en başından bu bölümde Star Trek ileriki bölümlerde çok ciddi gündeme gelecek çünkü Eee bu gezegene aslında Star Trek ekibin ekibinin inmemesi lazım. Çünkü bunlar Pre-Warp bir ekip. Böyle bir tuhaflık var şu anda burada. Ee, ama onu geçtik. Çünkü şöyle yeni yeni kuruluyor ya şu an her şey. Hadi evet. okey. Prime Directive şu anda karışmamak şeklinde işleniyor. Ee, daha ilerki bölümlerde görünmemekte. Hani, yani karışmamak yani şey pasif olarak da karışmamayı kapsayacak. O yüzden böyle biraz tuhaf bir bölüm var. Bu bölüm şey açısından da tuhaf yani. Bir daha böyle bir bölüm hiç görmeyeceğiz mesela. Eee ya da göreceksek de farklı şartlar altında göreceğiz. Öte yandan şey ilginç yani bir e, dünyanın üzerinde bir koruyucu tanrı var. Aşağıda herkes cennette yaşıyormuş gibiyken bir yandan da kendilerine ait gerçekten tanrısal güçleri olan bir varlık var. Hmm. Bu da aslında şey mesajını birazcık zayıflatıyor ve iki yüzlü bir hale getiriyor. Yani evet bu gezegende her şey bir cennet haline gelmiş. İşte çünkü en küçük suçta e, hemen idam cezası uygulanıyor gibi sanki ama öte yandan yukarıda doğrudan kendilerini koruyan bir tanrıları var. Yani tanrımsı bir varlık var yukarıda çok güçlü. İşte enerji ve ışık şeklinde gelmiş bir varlık var yukarıda. Yani aslında Edo'daki halkın Pre-Warp bir ekip mi değil mi o bile belli değil. Çünkü gerçekten çok çok güçlü bir uzaylı varlık onları koruyor ve kolluyor. E, o yüzden şey bir durum aslında ister istemez. Yani Star Trek'teki kadronun pardon daha doğrusu Starship Enterprise kadrosunun Teknik olarak karışmaması gereken bir gezegen. Oraya karışmış bulunuyorlar. Wesley'nin bir hatası yüzünden karışmış bulunuyorlar. Ee, burada tabii şey diyaloglara hoşuma giden kısım. Zaten her Star Trek bölümünde bu böyle. İşte Picard'ın kanunlara saygı göstermeye çabalaması ama Wesley'nin evet. ölmesini istememesi. Burada böyle adalet hakkında yaptığı böyle peki bilmem ne bir şeyse bir şey bir şey bilirim falan gibi. Böyle o <laughs> Mutlak adalet böyle... sorgulaması falan. Ha işte rol kesmeleri böyle kral kral. İşte Data'nın böyle Yeni şeyler keşfedip onlar üzerinden tuhaf tuhaf sorular sorması filan. Yani benim için keyifli bir The Next Generation bölümü. Ama e, ilerki bölümler... Yani bölümün kendisini izlediğimde de çok absürt gelmişti zaten. Çünkü birazcık şeyi de hissediyorsun aslında. Şöyle bir tuhaflık var bu bölümde. Belki bundan sonra bu kuralın değiştirilmesi bir sebebi odur. Yani Star Trek Enterprise gibi bir kadro gidip cahillerle dolu bir gezegene inip onlardan faydalanıyormuş gibi hissettiriyor birazcık bu bölüm. Yani tat olarak bana e, Picard'ın adalet için verdiğim diyaloglar ve mücadeleler ne kadar evet güzel gözükse de bir yandan yani düşünsene abi sen aşırı gelişmiş uzayda geçebilen bir medeniyetsin. Tanrısal varlıktan haberleri yok. Tanrısal hmm. varlıktan haberleri yokken geliyorlar gökten. Abi aşağıda cıvırlar oynuyor deyip aşağı inip cıvırlara zıplıyorlar. Yani Biraz şey açısından da tuhaf Enterprise'ın noktaya kadar çizdiği profile de ters geliyor bu bölüm bana. Onu şeye ee... bağlıyor biraz gerçi ee, pardon abi araya girdim bu arada Bit bitir istiyorsan. Yok yok sen söyle. Şeye bağlıyor yo. biraz işte ee, çok yoruldu ekip hani ve burası dünyaya en yakın yerlerden biri dinlenelim. Hani dinlenebiliriz biz de yani unutmayalım artık yorulan bir varlığız gibi bir şeye bağlıyor. Orada da aslında bu e, God konusunu o görünmeyen varlığın varlık yani oradaki işte sistemle ilgili bir tarama yapıyorlar. Eksik çıkıyor. Data bunu yakalıyor. Biraz şey orada eksik. Sana şu noktada katılıyorum. E, şimdiye kadar ki geçen bölümde daha konuştuk. Yani her şey aslında küçücük de olsa açıklıyor. Ve e, Hı -hı. bağlı kalıyor ona. O medium içerisinde, o bölüm içerisinde senin kafanda hiçbir şey eksik kalmıyor. Tamam burada o dünyadaki karakterler o tanrıya bağlı. Ama o tanrı Onlara ne yapıyor da böyle bağlı? Orası çok açıklanmıyor. Biraz böyle o havada kaldığı için bir, onu da şeye bağlı. Yani işte Siz de göktesiniz, siz de tanrısınız. Oğlum onlar yanınıza geldi kurallarınızı çiğnedi aslında. Hani neden tanrı diyorsun onlara? Ama bir yandan da bu size ne yapıyor? Şimdi bunu eğer dediğin gibi ileride göremeyeceksek bu bölüm çok eksik kalır. Ya da bu tip e, Star Trek ekibinin karşılaşacağı onlardan çok daha üstün. Hani artık Q'nun falan da tepesinde. Artık çıldırmış karakterler ...varlıklar ya da neyse düşünceler bile olabilir bu. Görünce bunlara tepkisi, bunlar ilişkisi nasıl olacak biraz oralar eksik kalmış. Ya da ileride tamamlanacak bilmiyorum. Yani o konuları izleriz görürüz ama bu bölüm biraz Star Trek Next Generation'ın aslında kafasına ters bir bölüm. Biraz ilk ilk sezon bölümlerinin hataları var böyle ellerinde. Yani şey falan aslında işte mesela ters değil mi abi şimdi yani Picard mesela Uzaylı kadını çıkarıyor, uzaydan kıza şeyi gösteriyor, kendi gezegenini gösteriyor. Hı. E sonra geri gönderiyorsun o kadını. Şimdi sen bu medeniyetin işleyişine karışmış oldun ciddi ciddi. Aslında şey, yani Prime Direct e ve ters bir şey gerçekten. Ee... Biraz insani yönleri orada ağır basıyor gibi, yani daha eski tip, daha ilkel insani yönleri. Bak bacım, Hı. bana inanmıyorsan gel kendin bak falan gibi böyle, yani daha teknik şeyleri kaybediyordu. Judgment'ı kaybediyor. Orada. Hı. Judgment o da biraz işte duygusallık herhalde Westy'den geliyor ya. O, o panik hali. Hani onu da iyi verememişler işte. Westy'nin ölecek olmasının paniğiyle hareket etmelerini çok güçlü Tabii. verememişler. Çok ikna edici olmamış. E, ondan sonra bir de şey var. E, koloni kurmuşlar çok yakınlara. O da güzel bir detay. Şeyi de fark ediyorsun böylece. Aa, olan bunların görevlerinin bir parçası da gidip bir yerlere koloni kurmak. Evet. Ya bu mesela küçük hoş bir detay. Ee, Onu görüyoruz. Ya, ya Bölümle <laughs> alakalı aklımdaki tek pozitif şey <laughs> e, oradan oraya güzel güzel gezen seksi kızların olması ve e, Enterprise'in koloni kuruyor olması ve Data'nın ve Picard'ın oyunculukları. <laughs> ben de bu bölüm yani, bitince şeyi merak ettim hemen Allah aşkına bu mekan diye baktım Huntingdon Library'miş abi Pasadena Kaliforniya'da. Kaliforniya abi ya tabii. Oralarda olan varsa ve bu library'e dışarıdan giriş varsa gidin takılın. çok güzel yermiş yani orada <laughs> dolaşılabiliyorsa çok. Tabii güzel. tabii. Galiba Star reyin e, bu yani The Next Generation'ın dışarıda çekilen ilk bölümü olmuş bu bölüm. Öyle evet. bir de bir küçük detay var. Fazladan mekan kullanılan, fazladan iki mekan, üç mekan olan ve dışarıda çekilen evet ilk bölümü. Ve çok da ilginç e, ilk sezonun en çok izlenen ikinci bölümü 12.7 milyon izlenmiş. Kızlar Neden? koşturuyor oradan Ya olabilir olabilir. Erkekler diyor musun yani... Diye? Herkes vurmuşlar kaslıyı yani 80'ler kaslısını. Tabii canım. Adamların vücutlar şey gibi harbiden böyle. At Athena falan diye God of War diye bağıracaklar gibi yani. Hepsi Aynen yani. aynen. <laughs> ee, onun dışında dediğim gibi gerçekten bölümde hani benim için hoş olan taraflar Data'nın aldığı verileri incelerken yaptığı muhabbetler. Picard'ın adalet konusundaki bir takım Shakespeare'yen konuşmaları. Bunlar hoştu. Hamdolsun. İnşallah azalarak devam edecek tipte bir bölüm olur bu The Next Generation için. Yani şey bir bölüm. Lanet olsun böyle bölüm olmaz olsun. Felaket değil ama bence ılık ve düşük bir bölüm biraz daha. Birkaç tane güzel soru sordurtuyor ama. İşte ama soruyu da mesela şeyle götürüyor. Yani yukarıdaki tanrısal varlık olmasa aşağıdakilerin o en küçük suçta idam ediyoruzları bile bu kadar çalışır mıymış? Ondan da emin olamıyorum mesela o bir ikilik yaratıyor orada. İşte bu sorunun cevabı bakalım güzel olur bence ileride. Zaten hep bu e, tanrı sorgusu devam edecek. Yani o çok net ama ne şekilde devam edecek göreceğiz. Esas bir sonraki bölümde e, ilk yani ilk değil tabii de ikonik konulardan birine geçeceğiz. The Battle bölümünü konuşacağız ve e, sanırım Picard manevrası bu bölümdeydi. Onu Tabii. konuşacağız. Bir sonraki bölüme eee bölümü beklerken işte yatay bakış ve dikey çakış için Sungurun kanalına gidin. Tıklayın, abone olun. Star Trek'ler ve diğer bütün benim muhabbetlerim için de benim kanala şu anda çıkan butonlardan vesaire abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.